İlk kez halk oyuyla Cumhurbaşkanı belirlenmişti. Recep Tayyip Erdoğan %52 oyla ilk turda seçilmişti. %38 Ekmelettin kod adlı Ekmelettin İhsanoğlu olmuştu. Ekmek için Ekmelettin diye bir sloganı vardı. %10 da şu an hapiste olan Selahattin Demirtaş almıştı. 28 Ağustos günü, yani seçimden 18 sonra, gün sonra Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni vardı. Ben de o yıllarda Ankara'ya çok sık gidiyordum. Tabii işin tam göbeğindeydim. Peki 10 Ağustos Sabri hayatta mı arkadaşlar? Bu arada biz konuşmaya başlayalım. 10 Ağustos 2024 Türkiye'si konjonktüründe nasıl bir Türkiye vardı? Ben anlatıyorum, bazen millet unutuyor. Yani Kenan Işık rahmetli ölmeyip 10 sene sonra komadan çıksaydı derdi ki ben geri döneyim, herhalde ben bambaşka bir ülkeye gelmişim. Zeki Metin'in böyle bir şeyi vardı. 85 Eylül'de tımarhaneye giriyor, bir çıkıyor. Türkiye Ashab-ı Kehf Kur'an'da bahsi geçen 309 sene sonra geliyor. Aynen. Roma İmparatorluğu Hristiyan olmuş. Ben burada sözü önce Mehmet Sabri'ye vereceğim. Niye? Çünkü en büyük değişimi son 10 senede Kürtler yaşadı. Mehmet Sabri Akgönül'e Diyarbakır'dan bize katılan bir Kürt aydın olarak birkaç enstantane anlatayım. Bak millet unutmuş. Ben anlatıyorum, bak bir arkadaşım böyle kaldı bak. Öyle miydi abi ya dedi. 10 Ağustos 2014 seçimlerine gidiliyor. Hatta sana da anlattım, hatırladın hepsini. Evet. Selahattin 3 aday var dediğimiz gibi, Demirtaş, Ekmelettin, Tayyip Erdoğan. Selahattin Demirtaş Muğla'ya gidiyor. Muğla'da işte miting yapacak vesaire. Anadolu Ajansı'nda da görüntüleri var. 4 tane Kürt genç yanına geliyor, Marmaris'te çalışan. Diyorlar ki bizim otelde işte bize izin vermediler Kürtçe konuşmamıza, Kürtçe şarkı söylememize falan diyor. Demirtaş böyle. Bir Muğla valisini bağlar mısınız? Hemen Muğla valisi çünkü buyurun Sayın Demirtaş diyor. Anadolu Ajansı, A Haber, TRT. İnanılmaz bir şey ya. Muğla valisi, ya diyor Sayın Valim diyor, böyle böyle burada 4 tane Kürt genç var. Diyor ki, nasıl böyle bir şey olabilir mi? Asla olamaz. Biz birinci sınıf yurttaşız. Tabii. Kabul edilemez. Hemen siz bana diyor, tak Marmaris Kaymakamını bağlı. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum diyor. Başka bir görüntü. Bak çok şaşıracaksın. Bizim bir lafımız var ya, Türkiye'de konjonktür hazretleri. Tabii. Ya abi ulusalcı kesim. Mesela Kürtlerle konuşursun, abi MHP, abi ulusalcılar, abi Kemalistler. Tamam da 2014'ün Temmuz'u Mustafa abi. Televizyon izliyordum, TRT Haber. Spikerimiz de biliyor musun, ismini vermeyeyim şimdi kızın. Kız konuşurken sayın hocalan dedi. Bu bir daha dedi. Sehven dedi herhalde ama Türktü çünkü. Oh dedim ben sayın hocalan TRT. Dedim yandı bu kız dedim yarın. O günlerde hiçbir şey olmazdı. Aa öbür gün haber olmadı. Ah Cumhuriyet o zaman yok muydu? Ah Oda TV, Sözcü, CHP, Milliyetçi Partiler. Sıradan bir şeydi o sıralarda sayın demek. Çünkü konjonktür abi, hazretleri. Abi. Ya ev hapsine, ev istirahatine alınması gündemdeydi. Gayet de normal bir olaymış gibi konuştu. Yeter ki kan akmasın, yeter ki analar ağlamasın diye. Şimdi gelelim Muğla ziyaretinde 4 Kürt gencin ve uzak olsa da muhalif Cumhurbaşkanı adayı bu. Bak dikkat, muhalif tabii, Cumhurbaşkanı tabii, adayı. Erdoğan desteklemiyor. Değil, ayrı oy alıyor %10. Evet. Ama habere çıkıyor mu? Çıkıyor. TRT habere çıkıyor mu? Her yere çıkıyor. Mecliste ceketini ilikleyerek Erdoğan'ı karşıladı. Evet.